Acar köpek lan vardı. Veys hocanın tarlaya kadar vardı geçinim. Sürüsü oradan geri dönerdi. Köpekler içinde. Bir gün de Belçik yoluna koyuverdim. Orada geri dönerdi. Canavarın boğazını sıkmışla. Alttan da o Ekizlen Hacıveli'nin o can gururunu olan da o bağın yeri ya. Gece öyle sarıyorlar. Alettirik var. Yoldan dolaştım, ağacının bağın içinden vardım. Uzatmışlar. Üç köpeğim var. Oradan geri döndüm geldim. Köpeklere bir yal pişirdim. Koyvedim. Halal olsun, bir canavarı öldürürse köpek. Biladarlı ikimizin 250'den aşağı değildi. Öyleydi. Burada tepe gitmiyordun da yaylım yok. Belevinden otla aldık. Kölgesi Ali, Topal Osman, Koca Mehmet, ben 4 kişi. Bir gün o abidin ufak öyle. Günün yüzünü bak kuzgun böyle kapladı. O bir ağaçtan giderken denizler yanında çamlar vardı koca koca. Benim köpeğim onu çarptı geçti. Ağlamaya başladı. Senin köpek beni boğdu. Hani yaran yırtın yok. Düş dedim ben. Öyle linger de bir bak havaya. Baban oldu yerde canavarlığa vardım ben. Gitti ikimiz. Yolun üstüne oturmuş da geçen arabalara bakıyor. Seyir diyor kölge sarı. Senin araba geçmedi mi daha dedim. Seyir diyorsun dedi. Geçi denizler yanına kovmuş canavarla. Havaya bir bak dedim, öyle bir baktı. Yandım dedi. Günü tutuyor ya kuzgun. 50-60'dan öldürmüş canavar. Yürüyemedi, oturdu yerde kaldı. Sen bur oturma dedim. Seyirttiğin arabalara gitmeyin. Çocuklan getir, dirilerini toparla, iç yağı katıran getir, ben yakıverendim ben, tedavulu. Ölülerini yüz, öleceklerini kes. O ora gitti, ben ta oradan sürdüm geldim geçi. Yardımlaşma çok oluyormuş birbirimizin arasında, böyle yardımlaşmalar çok oluyormuş. Çok. Şimdi yalımızın bizim olan hastanede 45 tane oğlak oldu bir günde. Buradan 2 dilim götürüyorum, götüreceğim 4 oğlak. Bu İsmail geldi arkamdan. Yahsezen'i geçti ya. Zaten İsmail olmasa ben sabaha kadar oğlağı yatağa getiremeyeceğim. Köpekle başında oğlakla. Bir kadın, bir çocuklu, genç bir kadın geldiler. Ne yapıyorsunuz dedi, yatağı oğlak götürüyoruz. Kadın dedi, yaşlı kadın, oğlum usandım dedi kocasından. Bunu hanginiz götüreceğizse götürün dedi. Götür abla, götür çocuğunu, kızını götür. Biz malla canla uğraşıyoruz, sen ne konuşuyorsun bize? Kaybolun buradan dedim. Bıraktılar, gittiler. İsmail'le gece yarısına kadar oradan oğlak çektik. Oranın göçeme yörükleri var. Eğer çaldılar buradan, canavara mal yedirmeden giderseniz çobansınız dedi. Dördümüzün 15 köpeği var. Fakat didikleri gibi yedirdik. Kölgesi alın 40-50 malı gitti. Eveli 40-50 tane sürü varmış Sercan'da. Şu anda bir senin oğlanda kaldı. Evet. Neden böyle bitti bu çobancılık? Bu neden bitti sence? Neden bitti bu? Eskiden Mart dedi mi, Manisa Ovası'na giderdi bu köyün halkı, Yayan'a. Yayan Manikası Ovası'nı bulurlardı çalışmaya. Aylıkçı durarlardı, Eylül ayında gelirlerdi. Güz geldi mi, Denizli Ovası'nın, Sök Ovası'nın pamuğunu atlamaya giderdi. Çoluğunla, çocuğunla. Bu çobanlığa, burada malı kalabalığı olan çobanlığa kaldı bu köyde.
Gidin ben bacanak. Hadi. Hadi uğurlu olsun. Köklü eleşverle, bağı tarlası çoğalan adamla onunla kaldı. Mart dedim bu köy dağıldı. Şimdi açık devlet de yardım ediyor. Kızılırır borçlu doğrula tarlaydı. Bir sene ekim, bir sene pamuk ekerlerdi. Şimdi buradan avlaklardan tut sazağa kadar hep bak. Bağdan açık etmek iyi vatandaş. Devlet de açık yardım ediyor. Motor alacaksan sana yardım ediyor. Alıyorsun bir motor, işin işliyor. Çobancılık şimdi mi zor, eskiden mi zordu? Şimdi yaylım bol. Yaşım genç olsa, yardımcım olsa hemen gider alı gelirin 150 geçi. Geçi tepesi benim oğluna bakıyor. Bugün 100 oğlak çıkardın mı? 2 sene çevir. Birer milyar. Yapa. Karayollarına girdi benim oğlan torun dedik. Sevindik. Ne bok idiyse oradan çıktı kent. 70 tane oğlak sattı. Benim oğlan karayollarına girdi. Azaldılım geçiydi. 70 oğlak bayrama dolaşıydı. Yüzelerden hesap etti. Bir ucak para. Yapabilenin şu malcılık iyidir bak. Yalnız tutumlu olacaksın kardeşinle, oğlunla.